baraj %7'ye iniyor şeklinde bir gelişme var ya bu ve bunun erken seçime yansıması. Halkın gönlünden düştüler. Halkın gönlünden düşen gün gelir iktidardan düşer ve çekip gider. Mevcut iktidarın büyük ve küçük ortakları seçim matematiği hesaplarına girdiler. Artık korku bacayı sarmış. Neredeyse baraj %5 mi olsun? %7 mi olsun diye Papatya falan açacaklar. Siyaset bir yandan Cumhur İttifakı'nın kesinleşen %7'lik baraj teklifini konuşurken diğer yandan da olası erken seçimi gündeminden hiç düşürmüyor. İktidar zamanında yapılacak dese de muhalefet teyakkuzda. Bunlara da gereken dersi siz zaten verdiniz vereceksiniz biliyorum. Unutmayın 2023 çok çalışacağız. Bir yandan seçim yok. 2023 Haziran diyorlar ama bir yandan da bakıyoruz. Yaptıkları, söyledikleri her şey seçim propagandası programı haline gelmiş durumda. Hem seçime hazırız, hem iktidara hazırız. Dostlarımızla beraber. Erken seçim için 2022 sonbaharı, hatta Kasım ayı tahmini konuşuluyor artık kulislerde. İttifak senaryoları ise tüm tarafların masasında. HDP muhalefete ortak cumhurbaşkanı adayı çağrısı yaptı. Bütün muhalefete ve bütün demokrasi güçleri Gelin ortak aday konusunda konuşalım ama isimleri şimdi tartışmayalım. Bir, ilkeler. iki seçim süreci hazırlığı. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığını kazanamayacak. AK Parti ve MHP'nin %7'lik seçim barajında uzlaşmasıysa Cumhur İttifakı'na destek veren Büyük Birlik Partisi'nde rahatsızlığa yol açtı. Destici Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde barajın anlamı yok sıfırlansın itirazını yükseltti. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde seçim ittifaklarının yasal hale gelmesi Seçim barajı kavramını anlamsız hale getirmiştir. Yani seçimlerde bir baraj uygulanmamalıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Bu milletin iradesi her türlü barajı yıkar geçer. Erken seçim, baraj, ittifak, ortak aday, seçim gündemi artık siyasetin vazgeçilmezi.